Merhaba, Post 42'ye hoş geldiniz. Temel iç dökümüyle sizlerle Temel birlikteyiz. içgüdü diyeceksin. Bir aklım Allah. gitti. Temel iç Nefilim falan. dökümünde bu sefer özel olarak çünkü bir takım gelişmeler oldu. Herkes evde olduğu için herkesin linç etmeye ve linç edilmeye bolca vakti olduğu için biz de bugünü direkt linç kültürüne özel yapalım dedik bu videoyu. Sanki öncekileri başka bir şeyle ilgiliymiş gibi. Temel iş dökümünün tek amacı bu oldu resmen. İnternette bizi mutsuz edenleri konuşuyoruz burada. Bana laf ettiler falan şeklinde bir içerik oldu. Pop filtre oraya değiyor mu Buraya mı? lan? Mikrofona mı diyorsun? He. He. Değiyor. Değmemesi lazım. Dememesi lazım değil mi? Dememesi Ama lazım doğru. ya değse de bir şey olmaz. Çünkü bir işe Ses yaramıyor yok zaten. böyle videoda. Sonra laf etmesinler koskoca educated'i öyle kullanıyor Ya yoksa ya olsa bir şey demez. Ya, olsa yapmaz mıyım öyle kardeşim? Bak olmuyor yani. Durmuyor diye. havada. Oldu kadar başarılı. Durmuyor Evet vahidim arkadaşlar falan diye. ismini vermek istemeyen izleyici böyle tutuyor. Evet. Aferin. Bugün linç kültürünü konuşacağız. Nasıl keyifler? İyi misiniz? İyiyiz. Güzel Süperiz ya. gidiyor. Süper gidiyor Aynen. gerçekten. Süper. Bir galiba bir yavaştan bir çöküş başladı. Moralman. Yok ya. Süper. Yok be Herkesin oğlum. morali bozuk. Moral değil de yani işte boşluk. Hava çok Bugün güzelleşti ya şansa. de kötü ama ilginç bir şekilde. Yok Gerçekten be bayağı fena güzel. değil. Burası iyi ya. Bu Çok bayağı iyi. güzel Ben ya. bayağı... Norveç'teyim ben Niye bir gerçekten. tek burada kötü ya? Böyle saçma şey mi olur? Ataköy'e haber verilmedi mi? Allah Allah. Biliyor musun? Fever diye bir şey varmış. Ben de E yeni öğrendim. Fever? Cabin Fever abi. Bu korku Ha. filmlerinde kabinde kalır ya böyle ekip. Oradan Evet. geliyor. Ben diye yalan bilgi böyle. Yalan, evet. Bilimsel böyle Yani mi yazıyor? normal yok şeyde kapalı bir alanda kaldığında her insanın zihninde şey oluşuyormuş. Böyle bir burası bir hapishane ve buradan çıkamayacağım. Hani evde oturmaktan daralmak aslında ona dayanıyormuş. Yani Ha. doğayla direkt temas ettiğinde geçiyor yani direkt ve 5 dakika bile çıksan dışarı geçiyor. Geçiyormuş. Ama Ama öyle bir şey de çıkmıyoruz varmış. Yok çıkmıyoruz. Deyip tabii. böyle koşarak. Evet. Yok yalnızım. Cabin fever abi falan diye. O zaman hazır. Madem bu kadar evde vakit geçiriyoruz. Herkesin de psikolojisi bozuk. Tabii bir takım linçler oluyor. Hem başka insanların başına gelen hem bizim de başımıza gelen. Biz de dedik ki bugüne kadar yediğimiz linçleri konuşalım. Neler yedik? Nasıl yedik? Haklı mıydık? Haksız mıydık? Onları konuşalım dedik. Bu konuda benim başıma şöyle bir şey gelmişti. Hatırlar mısınız şeklinde anlatmak isteyen var mı? Başlamak isteyen. Benim Twitter'ı açsam Herhalde zaten orada sıçrıyor oradan zaten. Genel tarihte olarak mı diyoruz bu hafta mı? Güncel yok bende pek siz ama. nasıl isterseniz. Güncel olmak zorunda değil ya. Ya benim en Güncel bir meşhur... tek Sonat'ta var galiba bu Ben aralar. karantinada Sonat'a ikiyim ya. başlıyorum. Karantina 2, Sonat 0 şu an. En güncel işte 2 ay önce galiba şeyde Ottoman dizisindeki Ha bir evet. karakterin İngilizcesini beğenmediğim için, bu Türk İngilizcesi dediğim için benim ne annem kaldı ne sadece prodüksiyonda bir şeyi beğenmediğim için ya yani bir dizi prodüksiyonunda bir noktayı beğenmediğim için güzel, keyifli bir linç yemiştim. Evet. Bayağı bir sınırlarımı zorlamıştı Yani insanlar. sadece milliyetçilik konusunda da değil, hiç konuyla alakası olmasa da, Yok tabii. aa işte birinin üstüne mi gidiyoruz Linç'in en falan güzel şeklinde. tarafı o ya zaten. Yani sen evde oturuyorsun, canın çok sıkılıyor. Hayatın iğrenç. Senin hayatın çok kötü. Yani Linç'in ana kaynağı o zaten yani. Aynen. Çok Bir kötü benim gruba dahil hayatım. olmak zorunda Evet. hissediyorum Aa kendimi. orada birini dövüyorlar deyip de internetten koşarak gidebilme imkanın var ya. Aa birine vuruyorlar lan. Benim hayatım kötü. O zaman o günah keçisine ben de tekme atayım. Linç bu ya zaten. Evet. Kedi de çok ciddi bir konuda Tabii yardımcı ki. olacak En bize. önemli yerde gene giriyor araya. Yani o şekilde büyüyor zaten. Çok hani hiç öyle anlamlı olmasına hiç gerek yok linçin. Yani anlamlı linç kalmadı zaten. Doğalını bulamıyoruz Çok artık. zor değil mi? Nerede o eski linçler? Hiç. Ha, Eskiden şimdi sadece feministler falan belli argümanlar dahilinde bizi linç ederlerdi. Şimdi herkes önüne gelen linç ediyor. aslında biz yani kendi Eskiden 2 dirhem bir çekirdek linç edilirdi. karneyle Karneyle alırdık linci be karneyle.
Eskiden saygı vardı, saygı. Yani. Yoktu ama. Yoktu bu arada da yani. Eskiden saygısızlık vardı. Şimdi ne öyle saygılı saygılı fikrini belirtiyorsun. Şey içeriği yapabilir miyiz? Berk gerçekten linç yedi mi yoksa bu bir senaryo mu şeklinde bir içerik mesela? Hani bunları böyle sırası bir tane gerçek bir tane yalan söyleyeceğiz mesela. Yoğurttan dolayı belki linç ettiler falan diyeceğiz mesela. Sana yalan borcum mu var oluyor direkt? Ben kendinden, kendinden dolayı linç yedim yemiştir mesela. Ben kendi lincimi de yedim. Onu da anlatırım şimdi. Kendini linç edenler yarışmasına katılıp üçüncü olmuş. Üçüncü olmuş. Yemin ederim öyle olmuştu yani. Allah Allah. Kendini mi linç ettin? Kendimi bana linç ettiler. Onu anlatmadım mı? Anlatmışımdır ya. Yok. Bir tane, ya benim böyle salak salak videolarım var ya Twitter'da. Bir şey yapan adam diye bir tipleme çekiyorum, atıyorum. Peruklu meruklu falan salak salak. Hı-hı. Gene böyle bir öyle bir karakter çekmişim, atmışım işte. Bir şey yapan, hatun diyen adam mı ne böyle? Sevgilisine hatun diyen adam falan. Abi attım videoyu Zıb'ın hesabından. Güneş falan var profilimde. Birisi şey dedi. Ya sen buna böyle adam madam yazıyorsun da bu Post42'deki Berk, bu adamın mizah anlayışı iyi. Lan oğlum benim lan. Benim oğlum o zaten. Sakin ol. Hani bulmuşum videoyu atmışım gibi davranıldı. Çok komik. İşte bu da aslında günümüzdeki birçok Twitter fenomenini de anlatan bir şey değil mi? Bunu yani, kim yaptı ya? Evet evet. Ben yapmadım ama evet, ekmeği ben alıyorum. Ama evet primini yapayım orada. Ya onu gerçi herkes yaz. Ben de şimdi kesin yazmışımdır, hemen aratıp bulurlar. Ama yani bütün işi bu olanlar var. Onu, evet, ondan evet bahsediyorum. Kim yani, yaptı bunu? Video paylaşıyor böyle. Tabii tabii. Sen ne üretiyorsun? Delirdim buna ya falan. Daha iyi, okey. Yani. Çok fazla başıma gelmedi ama gelen bir tanesini anlatayım. Çünkü ben biliyorsunuz size göre çok dikkat ederim attığım tweetlere ve paylaşımlarıma. Atmadığın atmam tweetlere yani, diyelim mi? Evet. Futbol tweeti falan attığım için. Neyse, bizim bu Ece ile meşhur videomuzu gene paylaşmışlardı. Sonra ben de rica etmiştim. Çünkü kontekst dışı paylaşıyorlar ya, ona kızıyorum aslında. Hani bunu mesela bir espri olduğu belli olmuyor. Hani o yüzden birazcık paylaşanlara kızıyorum. Kesit altında tekniği. Altında da küfür oluyor doğal olarak. Ben de hani kaldırır mısın diye mesaj atıyorum. Gene böyle bir hesaba kaldırır mısın diye mesaj attım falan böyle. Çok yanlış bir mesaj bu arada. Al kaldırdım abi. Beni bir linç ettiler falan diye. Sapık falan diyorlar ya falan. ya videoyu kaldırır mısın diye mesaj attım. İki gün geçti. İki gün sonra kaldırmayınca biz de paylaştık. Böyle böyle hani burada haberiniz olsun. Paylaşıyorsunuz böyle ama bilmem ne. Abi bir olay oldu. İşte biz zaten kaldır deseydin kaldırırdık. Ha evet, hatırlıyorum. İşte bilmem ne falan. Benle konuşuyor böyle 1,5 saat. Fakat kaldırmıyor hala. Ya anladın mı? Böyle saçma bir mantık var. Ya biz zaten istemedikleri zaman kaldırıyoruz. Bizde öyle bir şey yok falan. Böyle bir sürü tweetleşiyoruz. Hala duruyor bir de. Oğlum kaldır lan işte. Kaldır ne konu, ne anla, ne konuşuyorsun benimle şu anda yani. Demedim o arada etkileşim. Kanı... Ha? Demedim mi ben DM attım diye? Dedim. Caps de attın. Yok öyle bir şey falan diyorlar. Hepsini konuşuyoruz. Hala sonra kaldır. Ben girdim araya, bana sallamaya başladı. Bana sıçradı linç. Ve sıçraması da şöyle. Tabii biz sizin gibi Berk Bey böyle bilmem ne falan da hani... Daha önceki linçlerine falan gönderme yaparak. O kadar haksız ki böyle yani. Abi çok komik yani. Yani haksız. Saçma, ve salak. Sonrasında bu şehir tarafından paylaşıldı. İşte bilmem ne kavgalar falan gibi böyle hesaplar var ya Twitter'da. İşte böyle böyle olan. Sonra onun altında bir daha linç edildik. Vay efendim, internete gidip bu videoyu yüklemişim, sonra da sildirmek istiyormuşum. Evet. Hayır, bundaki problem ne? Anlamadım. Ayrıca şöyle bir mantık var. Videoyu sildirmeye çalışmıyorum. Bu videoya bizi etiketlemelerini istiyorum. Çünkü bizi etiketledikleri zaman gelen adam onun şaka olduğunu anlayabilir. Ya da ben küfür yiyorsam en azından bir yandan bir ekmeğini de yiyeyim. Yani. Değil mi? Etiketlemiyorsun. Bunun bir şaka olduğunu belirtmiyorsun. Ben bunlara kızıyorum. Yoksa bu videoyu tamamen internetten silmemiz lazım falan gibi bir düşüncem yok yani. Ama buna rağmen linç edildik. İşte şey falan diyenler oldu. Sen işte başkaları hakkında espri yaparken iyi. Millet senin hakkında espri. Ulan benim herif yaptığım espri tokatlı tellak, kim bakar lan buna, AQ falan mı diyorum ben birine yani. Bana böyle demişler. Bana böyle diyorlarsa
bunu nasıl karşılaştırabilirsin? Ben bir espri yapıyorum, küfür etmiyorum birine, hakaret etmiyorum yani. Bu saçma mesela saçma. Garip geldi falan. O dönem böyle bir linç yemiştik. Ve onun etkileri de hala devam ediyor hayatımda. Hala insanların her şeyi yanlış anlayabileceğini düşünerek internete girmeye devam ediyorum. İnternet öyle bir yer değil ki oğlum. İnternette şöyle mesela bir adam bir şeyi yanlış anlamıyor. Ama yanlış anlayabileceğinin farkında. Diyor ki yanlış anlamışım gibi davranacağım. Evet, ya yanlış anlayıvereyim dedi. Anonimim yanlış zaten. Anlamışım gibi davranacağım ha. Ben bu konuya. Anonimim zaten yani ben hani force da var elimde. Beni de bulamaz kimse zaten. Takabiliyorum. Niye takmayayım ki ben buna? Öyle. Onlar da var. Gerçekten yanlış anlayanlar da var işte. Çok tehlikeli. O yüzden ayırt edemiyorsun. Evet. Hangisi yani sahilen hangisi değil. O yüzden tweet atmıyorum artık mesela. Twitter'a ve diğer sosyal medyaları kullanmıyorum. Senin başına geldi mi? Benim başıma geldi. O düşününce şeyi hatırladım ya. En sevdiğim linç. Aslan mi? Kral mıydı ya? Aslan Kral. Abi linç. Çok tatlı. Çok güzel linç o ya. Kaliteli linçti evet, yani. Evet evet. Çok güzel linç bu arada gerçekten. Dedim ki ya bu animasyondu. Şimdi CGI yapıyorlar. Bu eski şeyinde olmayacak. Havasında olmayacak diyor. Sen kimsin? Niye böyle bir şey yorumlar yapıyorsun? Dediler. Güzeldi Allah böyle Allah. Bir küfür yedim Aslan Kral yüzünden. Bir şey de dememiştim. Hiçbir şey demedi adam ya inanılmaz. Hayır bir de daha çıkmamış bir filmi bu kadar hakaret edecek kadar savunma nasıl bir hayranlık evet, ya. Daha bir de Aslan Kral ya. Biz de izleyebilelim bu filmi falan demiş. İzle oğlum var zaten. 94'ten beri doluyor. Ben dayımla gitmiştim böyle filmi izlemiştim. Küçüktüm falan. Ya şey gibi davranılması ya zaten problem. Senin tweetinden sonra Disney'de aramalar başlıyor böyle ya bu filmi sokmalı mıyız gösterime. Sanki senin tweetin bir kanunmuş gibi davranılıyor ya sana. Ben orada kopuyorum. Abi bu benim bir fikrim ya. Bir ara şey diyordum ya abi her tweetin başına bence mi yazacağız ya? Yani bence mi yazayım her tweetin bu? Bunu mu istiyorsun? Domain ya? Yazıyor ya işte orada aynı şey. Yani, bunlar benim fikirlerim ya. Yani kimse... Karar almıyor benim fikrimden sonra Ottoman ikinci sezon iptal edilmiyor anladın mı? Yani çok bu salakça ya zaten yani. Yani geç abi işte. Doğru. Doğru işte yani o olaydan sonra ben bayağı kullanmadım herhalde ya Twitter. Çünkü şeyin fark ettim Twitter saçma bir yer. Onu fark ettim çok yani. Çok aptal bir yere döndü ama. Yani çok aptal bir yere döndü artık. Herkes beyan veriyor. Ama hiç kimse birbirine karşı şey değil yani. Beyanına karşı anlayışlı değil. Yani herkes hata yapabilir olayını kimse anlamıyor. Ya da hatadan çok bu herkesin kendi fikri. Abi sadece günah bulaşmak zorunda değilsin. Yani. Yani mesela birinin fikrini beğenmiyorsan ben bulaşmıyorum ona. Çünkü bana ne fikri bana göre. Ya en kötü ben öyle düşünmüyorum abi. Bak şöyle düşün sen de mesela. Onu bana da, bir... onu da mesela yani diyebilirsin mi? Hani eğer medeni bir şekilde bir tartışma olacaksa öyle olsun. Sen diye olmasın mesela. Bu hani hiçbir yere gitmiyor ki o sohbet. Bu bir test konusu var ya böyle kitlelerin evet. Platformlar arası geçişi diye. Mesela hatırlıyorum en başta MSN'den kaçanlar Facebook'a geliyordu. Facebook'takiler daha elit bir kitleydi. Ekşi Sözlük'ten kaçanlar evet. İnci Sözlük'e gidiyordu. İnci Sözlük daha elit bir kitleydi. Abi yani Twitter, daha piçti bunlar. Twitter 140'ı kaldırdı ya. O 140 karakterden sonra bütün Facebook geldi Twitter'a. Orada aynen koptu. Öyle. Facebook'tan kaçanlar Twitter'a geliyor. Orada koptu olay zaten. Facebook'un şey çöküşüyle oluyor. Evet hakikaten bayağı bir şey oldu. Çöküşü derken yani. Türkiye'de yani, sadece bu söylediğim şey geçerli. Bazı ülkelerde Facebook hala daha top. Evet. Amerika'da bildiğim gerçi kadarıyla Türkiye'de şeymiş. De öyledir WhatsApp de. Yerine Facebook Messenger kullanılıyormuş. Yani Facebook bayağı Türkiye'de de büyük ihtimalle kullanıcısı hala daha fazladır da genç kitlenin Twitter'a gelmesi orada belki etkili oldu. Bazı ülkelerde internet yerine Facebook deniliyormuş. Myanmar'da mesela ayaklanma çıkartmış Facebook yani. Yanlış yalan yanlış haberlere birbirlerine şey yanlış bölgelere göndererek. Falan. Evet. Öyle bir haber izlemiştim de. Neyse. Yani güzel de Aslan Kral. Yanım ağır olmayan var. Evet, sonra sen güzel ortalamayla gidiyorsun şimdi. Son dönemde bir ataklar ben ya. Ben bayağı akıyorum ya. Ben aranıyorum da yani. Benim zaten Twitter'daki dilim o da. Yani nasıl diyeyim? Aslında benim söylediğim metinlerde yanlış hiçbir şey yok. Sadece insanlar kesin bunu demek istedi bu piç diye linçliyor anladın mı? Aslında onu demek istemiyorum. Tweet atarken farkındayım öyle anlaşılabileceğini. Öyle anlaşılabileceği için atıyorum zaten. Benim sevdiğim tarz o.
Ama diyorum ki yani azıcık zeki olan fark etsin bundan bahsetmediğimi. Mesela meşhur bir Aksaraylı tweetim vardı ya benim. Otizmli çocuklar yuhalandı diye. Aksaray'da otizmli çocukları yuhalıyorlar oradaki veliler. Çocuğu yuhalıyorlar ama. Ben de işte sevgiyle çözülemeyecek bir şey yok. Onlar böyle doğmayı seçmedi. İleride sizin çocuğunuz da Aksaraylı olabilir yazmıştım. Tamam mı? Oğlum öyle bir linç yedim ki. Hani tweet'i hem Aksaraylılardan linç yiyorum hem otizmli çocuklarla ilişkisi olanlardan linç yiyorum. Ama tweet'i okuyanlar aslında benim sadece Aksaraylılardan linç yemem lazım. Çünkü ben sadece onlara laf ettim. Bu i̇şte mesela yarısı, bir tanesi. Cümlenin yarısını anlamama üzerine abi. Başta söylediklerini yani bu kadar hani ironinin böyle geçmesi değil mi? Evet. Yani, yok ironi de değil ya. İroninin geçmesi şey çok elit. Hayır, çok fazla riskli kelime aynı tweette ya. Evet, adam onları böyle doneleri seçiyor. Onlar oluyor. Ha, bir dakika böyle bir şey olamaz falan diye yazıyor. Oğlum okumadın mı sonunu yani? Bu Aksaraylılara laf ediyor. Dendiği anda altında 1000 tane o adamdan geliyor aynısından. Böyle. Aynen. Aynısından copy paste adam geliyor altına. Orada başlıyor. Bir tane Oytun Erbaş linçi yedim. Tweet sadece şuydu. Twitter'da Oytun Erbaş linçleniyor. Murat Övüç övülüyor dedim. Öyle bir sövdüler ki bana. Ben fikir beyan etmedim ki burada. Ben sadece durumdan bahsediyorum. Yani hangisini sevip hangisini sevmediğimi söylemiyorum bile. Ama sonuçta sen bu adamı linçliyorsun, sen bu adamı övüyorsun. Okey. Sevebilirsin yani. Sevmeye de bilirsin. Ben sadece yaptığınızı söyledim diyorsun. Ben durumu özetliyorum sadece. Böyle sayfa sayfa linçliyorum. Sayfa sayfa linçliyorum ve şeye bağlıyorlar konuyu. İşte Murat Övünç'ün cinsel tercihlerinden falan. Alakası yok ki Murat Övünç'ün cinsel tercihiyle olan. Ad hominem. Yani. Yani o kadar gender free bir durum ki bahsettiğim şey. En son neden linç yedim lan ben? Ha en son da bir tane başka bir videodan linç yedim. Kadınların dans ettiği mevzu. Ha kadınlar dans ediyor. Dedim ki izlerken senin daha... Senin kadınlara laf ettiğini zannetmişler. Ha, sen halbuki... Olayın kadınla alakası yok abi. Erkek de olabilir oradakiler. Yani ha, ben sadece oradaki görünüşten bahsediyorum anladın mı? Evet. Bu sefer de şey o sayfa sayfa kadın şeyi. Şey zannettim ya. O videoda şey bu arada görmediyseniz. Aynı iç çamaşırını birbirlerine atıyorlar. Evet bir evet. Bir mantık var. Ben o yüzden dedin zannettim. Ha o yüzden mi dedin? Espri o zaten. Yani, tamam onu evet. Anlamayıp bütün yani kadınlara laf ediyormuş gibi bir linç edilme. Yok kadın değil. O hareketi erkek de yapsa ben o tweet'i atacaktım. Çünkü videodaki espri şu. İç çamaşırlarını birbirine atıp koklayıp giyiyorlar. Kafalarına falan geçiyorlar. Yani, anladım. Burada bir sıkıntı yok mu sizce de arkadaşlar? Bunun kadınlarla ne alakası ama, olabilir? Ama işte sen de mesela o tweet atış şeklinle zaten o ortayı yapmış oluyorsun onlara. Tabii benim sevdiğim şey o zaten. Yani ben onlar, zaten o linci istiyorum. Ha yani sen biraz onu çekmişsin çünkü onu o şekilde atmasan yani, da. Ya canın linç çekiyor bazen şimdi. Ya, falan. Ben de yaşadım bunu. Ama mesela Twitter'ın altında Boğaç gibi yorum yapanlar da var. Yani oğlum saçmalama herif ondan bahsetmiyor diyor. Ben oradaki zeki insanları görünce mutlu oluyorum sadece. Yani diğerlerini zaten yanlış anlayacağını biliyorum. Şey değil. Bir de abi kadınlar çok çirkindi videodaki. Hani aslında asıl linçi getiren o. Okay, ben, hani sen bir kadına nasıl çirkin diye... Katılmıyorum bu. Sen bir kadına nasıl çirkin diyebilirsin linçi geldi orada ama ben ondan bahsetmiyordum. Tamam ben... Slash çirkinler evet. Yapacak bir şey yok. Bu izafi bir şey yapacak yani... Yok abi hak etmişsin sen linci. ben taraf değiştiriyorum şu anda. Yok beğenmek zorunda mıyım ya? Allah Allah. 1-2 hafta önce falan Duygu Özaslan da bir linç edildi. Bir sunny side up eşittir sahanda yumurta olayı yaşandı. Hatta ya ünlü oyuncular falan filan da böyle onunla ilgili video çekmiş. Parodi altında gördünüz mü bilmiyorum. Ya, o da çok mesela, kötü hepsi ya. En sevmediğim şey o. Yani bir şeyi aynısını ya. Yapınca ne katıyorsun ki bu dünyaya? Evet. Yani hiç yapamıyorsun da ayrıca. Aynısını yapıyorum böyle birinin yaptığı şeyin. Tamam. Okey. Ben işte yani onun önlemini komik? Anlatmıştım tamam. Ya size. Bir espriyi ikinci defa yapana engelliyorum Twitter'da. Problem bitiyor. O olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela bence biraz fazla abarttılar. Şu yüzden bunun tabii öncesi de var. Başka şeylere de birikerek kızıyorlar herhalde de. Nasıl sahanda yumurtayı bilmiyorsun ya falan diye kızıyorlar ya. Orada aslında bence şöyle bir durum var. Yani sunny side up eşittir sahanda yumurta olduğunu o sırada bağlantıyı kuramamış olabilir. Yani belki gittiği kafede öyle sipariş veriyor.
Anladın mı? Yani aklında öyle kalmış. Aa doğru, bu sahanda yumurtaydı diye bir tepki vermediği için aslında birazcık olay bu. Yani videoda da ha doğru öyle diyorsunuz değil mi falan gibi gözüküyor ya. Hı. Ama bunu mesela gerçekten bilmiyor olsa kurgu da tutmazdı. Hı. Yani bu gayet normal bir şey olarak algılandı. O tarafta bence de gayet normal bir şey. Ama buradan böyle ne sonuçlar çıkıyor, neler neler. Bu arada evet, galiba ekranda çıkmadı ama Özgür de şu anda gizli gizli konuşmayı dinliyor. O da linç edenlerden biriymiş, öğrendik. Falan diyor. Falan diyor bir anda. Yok yok, şaka yapıyorum tabii de. Yani, bu arada o linçin ben şeyle ilgili olduğunu sanmıyorum ya. Hani yok sunny side up dediler, yok işte sağında yumurta demedi değil. Yani zaten Duygu Özarslan'ı sık sık linç ediyorlar. Tabii evet. Yani evet, o parayı kazanabiliyor olmasından dolayı nefret ediliyor. Aynen öyle, onu evden diyecektim. Yani benim bir neden olduğunu sanmıyorum ben. Böyle şey var, dediğim gibi yine günah keçisi durumu var bence orada. Hani benim hayatım kötü, o kadın az eforla hayatı iyi nefreti var orada. Yani bence oradan kaynaklanıyor. Az eforu da o karar veriyor. Evet, az yani efor falan da değil bu arada. Yani influencerlık o kadar hakikaten basit bir şeydi düşündüğün zaman. Yani belli bir kitleyi bu çağda bu kadar çok dikkat dağıtacak şeyin içinde bir kitleyi çekmek bence başarı abi zaten yani. Hmm. Sana bağlamak o insanları. Yani bu efor çok şey görülüyor, hor görülüyor. Mesela oradan mesela bu sözün yüzünden linç edileceğini biliyorsun değil mi? %100 edileceğim. Birisi bir inşaat işçisinden bahsedecek. Asıl zor iş o diyecek. Ha tabii ki. Mesela gene yani, linç. Evet, mesela bahsettiğim bu değil. Bahsettiğim bu değil ama yine de bu linç yiyeceksin. Tabii ki. Yani, evet ama bir iş. Çünkü buradan linçleyebiliyorum seni. Niye linçleyebiliyorum? Bir de benim de başıma geliyor. Mesela biri ekşi sözlükte benim ismim ve soy ismime galiba yanlış hatırlamıyorsam şey yazmış. İşte bu araya İngilizce kelime sıkıştırmayı bırakması gereken obez insan. Şimdi burada hangimiz bir şeyi bırakmalıyız? Yani benim arada İngilizce kelime sıkıştırmam, senin birine konuyla hiç alakası yokken obez demem mi? Hakaret sıkıştırmam mı? Sorsan şey der. Ben burası ekşi sözlük, tanım belirttim ben. Hani ben sana hakaret etmedim. Sen obez değil misin? Hakaret medikal değil, eleştiri. Şey falan diye. Hayır, eleştiri. Evet, ben olanı falan diye savunmuştum. Evet, evet. Sonra bir yerde de geri zekalı falan diyor. Ve böyle şey tonuyla yazmış. Hani ne olur bıraksın bunu. Hani seviyoruz ama bunu bıraksın. Nasıl seviyorsun? Lan yani sen sevdiğine bunu yapıyorsan ya bildiğin bir de nefret etsen neler diyeceğim buna kim? Bana da bir şey yazmışlar. Hani seviyoruz ama hani çok kötü giyiniyor. Hani Allah aşkına birinden giyinmeyi öğren. En kötü ayakkabı seçimini Berk'e yaptır demişler böyle. O çok sapa abi. İşte bu hadsizlik böyle. Hani bu seviyede hadsizlik çok garip. Bana hala ben çok garip geliyor. Ben alışamadım bu hadsizliğe. Neler yazdılar ya. Hiç şeyimde değil artık vallahi. Gerçekten alışamadım yani. İyidir boş ver. Vallahi takıl. Ben alışamıyorum yani. Ben güzelmiş yani. Kötü ayakkabı seçiyor, iyiymiş bence. Ya bir de ben mesela söylüyorum tamam mı? Biz bunun geyiğini de yapıyoruz ya. Benim İngilizce kelime kullanmam üzerine biz kendi kendimize bunun geyiğini yapıyoruz. Ben böyle bunu düzeltemiyorum falan diyorum. Benim sence bunu senden öğreniyor olmam normal mi? Yani çevremde bu kadar insan var. Konuşma üzerine bir kanalım. Konuşma üzerine yayınlar yapıyorum. Ben günde devamlı konuşuyorum yani. Kaç saatimi konuşarak geçiyor. Sence bunu ilk sen söylemiş olabilir misin? Hadi be ya, bu tespit bir tek senin mi aklına geldi ya? Allah Allah, çok enteresan geliyor. Biri de şey yazmış. Abi şu içerik daha fazla tutuyor. Bence ona yoğunlaşsan süper olur. Ya yani iyi niyeti var, bir şey demiyorum da. Yani zaten böyle bir sistem var. Bak biri atıyorum 300 izlenmiş, biri 500. Ben de görebiliyorum bunu. Yani matematik de biliyorum. Demek ya ki geçen tercih ediyorum. Savaşta çekiyorum. Abi, geçen gün şey oldu geçen gün. Ofansif mizah en sevdiğim ofansif mizahçıları sıraladım Twitter'da. O şeye girmeyeceğim hiç. O lince girmeyeceğim evet. De. Ben şey diye tweet attım işte ofansif mizaha yeni başlayanlar için benim favorilerim. Bak kendi favorilerimi sıralıyorum sizin için diye 7 tane mi ne şey attım abi, altına şöyle bir mention geldi. 7 tane komedyen ismi var. Bence Louis C.K. birinci sırada olmalıydı. Bu olmamış bu listede. Abi, adam kendi favorileriyle benimkini değiştirmeye çalışıyor. Yani bence o bir olmalıydı. Hani şey değil yani. Ha ben işte en çok şunu seviyorum değil. Bu bir olmalıydı. Yani bir de o olmalıydı.
Yani. Olamaz ya böyle bir şey. Bitkide daha böyle faşizan bir topluma dönüşüyor ya böyle. Hani evet, kendi abi, işte. Sevdiği şey dışındaki her şeyi tabii, yanlış tabii. Kabul ediyorlar. Bu ciddiyim, bunu Twitter bozdu diye inanıyorum ben ya. Bu mention olayı. İstediğimize, istediğimiz fikrini eleştirebiliyor olayı. Kolaylaştı. Yani herkes fikrini açık veya açık bir şekilde beyan ediyor ve herkes de o fikre sataşabiliyor. Yani bu iyi bir şey değil. Kim düşündü bunun iyi bir şey olduğunu? Alıntıla yani. Alıntıla geldiği gün çok fena. Çok fena bozuldu olaylar. Ben şey yazmıştım mesela, işte Oytun Erbaş linçinden sonra şey yazdım böyle sırf milleti daha da sinirlendirmek için. Oytun Erbaş bu ülkenin yetiştirdiği en büyük dördüncü değerdir yazdım, tamam mı? Oğlum çıldırdılar böyle, ilk üç kim diyorlar, tamam mı? Kafayı yiyorlar, saylar ilk üçü, ilk üç kim? Kesin şunlardır beyler falan. De orada stres atıyor işte. Evet, son dönemde bir de Didem Soy'dan da linç yedik. O zaten inanılmaz ya, fiziği ve... güzel olduğu için linç yedik. Böyle bir şey yok ya, fiziği sadece fiziği güzel diye, model diye. O da ve Duygu Özaslan da böyle zaten şey, bu mesela atıyorum bizim bazen konuştuğumuz konular hani eskiyebiliyor ya video girene kadar. Bu iki bilgi eskimeyecek mesela. Çünkü bu DI gecikse de eminim gene yakın bir zamanda gene linç edilecek. İlla linç olacaklar. Evet. Her hafta illa bir linç yiyorlar, evet. Doğru diyorsun. Evet, o da mesela aşırı mantıksızdı gene. Yani inanılmaz gereksiz. Ben bilmiyorum onu. Nedir? Gerçekten hatırlamıyorum ne olduğunu. Bu durum niye böyle diye bir şey soruyor kadın. Böyle bir şey, galiba korona gündeminden bir şey. Ondan sonra işte vay sen böyle şu bilmem ne fotoğraflar atan kadın değil misin Instagram'a falan. Evet, evet model kadın. Bu arada, evet. Kadın model olduğu için olabilir. Evet. Gerçekten böyle ilerlediğine inanamıyorum. Evet abi. Ben de iniyorum, evet. İnanıyorum yani. İnanılmaz ya. Ya pardon arkadaşlar, şu nasıl böyle olabiliyor? Sana ne lan? Sen vücudunu gösteriyorsun falan. Evet evet. Çok saçma yani düşününce. Evet, durum çok yani mesleği yüzünden linç yedi falan, çok evet. Saçma. Gerçekten inanılmaz. Nasıl vücudunu sergiler ya bu mesleği kadar? Mesleği yüzünden değil abi, güzel diye ya. Güzel ya işte hani, hayır yani modelsin ya yani. Ama olmasa da evet yani vücudunu sergilediği için falan. Çok abi, çok 2020 ya, anladın mı? Nasıl ya yani? Yani mankeni manken diye linç etmek çok garip. Hakikaten. İnanılmaz ya. Ama şaşırmıyorum. Yani siz de YouTuber'sınız diye linç yemediniz mi? Yani YouTube'a içerik üretiyorsunuz diye linç yemediniz mi? Yani şaşırtıcı bir şey mi? Ben Twitter'ın bu kaotik yapısını seviyorum ya. Olması gerektiğini savunuyorum. Yani şikayet ya sen tabii ki bundan da. Sen stres atmak istediğin zaman güzel bak. O kaos ortamı... Beni çok besliyor mesela. Çünkü hani işte, evet. Bir sürü bir şeylere etiketleyenler, birilerine saldıranlar, biri arada zekice bir şey söylüyor, biri oradan birini linç ediyor. Sen nerede biri büyümüştün? Bir başbakana falan şey yapıyor. Ne? Nerede büyümüştün? Alkalı. Ha. Evim gibi hissediyorum. Anladın mı? Eyvah, Alkalı linci yiyeceğim şimdi. Geçen video attım, izlediniz mi Twitter'dan? Spider-Man oynuyorum. Böyle patlamalı matlamalı şokçu var ya, şoker. Onunla dövüşüyorum böyle. Bir sürü patlama falan var. Ulan ses de geliyor ama dışarıdan mı emin de olamadım. Oyunu bir durdurdum. Dışarıdan geliyormuş oğlum sesleri. Oyunla alakalı bir şey. Halkalı sesleri. Rabarba. Çok güzel. Arka rabarba. Çok güzel bir şaka. İşte Twitter benim için bu kaosu çok şey yani, nasıl diyeyim. Ben sevmiyorum ya o kaosu. Ben de sevmiyorum vallahi. Ama bu kaosun olmaması demek Twitter'ın bir yerde sansürlenmesi demek ya. Ha yok canım, ama konuşsun. Herkes istediğini yapsın ya. Ben sadece sevmiyorum. Ya eskiden sadece eskiden dengesi çok iyiydi. Yani şöyle çok komik, gerçekten çok zeka işi, bir sürü mizah öğesi üretiliyordu. Bir yandan da o kaos hep vardı. Şimdi kaos böyle %80 mizah böyle %20, beyinler böyle eridi bir şey oldu yani. Twitter kullanıcısı değişti, profil ya değişti. Ya işte bu aslında sizin söylediğinizi başka daha kötü bir şekilde kullananlar yüzünden. Yani siz dediniz ya, rahatlıyorum, enerji şey yapıyorum. Bunu evet. Hakaret ederek yapanlar. Evet, bunu hakaret tarafına geç. Aslında. Adam yani mutsuz, tam mutsuz böyle. Sinirleniyor, evet. O mutsuzluğunu bir yere transfer ediyor. Evet abi, bin tane caps maps yapılırdı mesela yani. Şey yapılırdı. Ya o capsler çok güzeldi ya. Evet, shop yapılırdı. Onu niye bıraktılar? İşte öyle bir mizah türü varken birden böyle senin anını falan diye bir şeye dönüştü. Çok yanlış yani.
Bir temel iş dökümü daha Twitter üzerine oldu. Bu tabii Twitter ki. Dışında bir bölüm yapabileceğiz mi bakalım? Hadi bakalım. Evet. Yani YouTube'a da ekşiyle geçen falan. TikTok'ta linç yedim falan. Evim çok kötüymüş falan. Ben yani TikTok'ta mısın diye canlı yayında linçliyorlar. Evin çok güzelmiş diye yiyebilirsin. Yeteri kadar halı yok evinde. Minderleri niye koltuğa koydun diyorlar falan. Ya şık bu ev falan. Allah belanı versin. Oğlum bu arada giriyor lan TikTok hayatımıza. Benim en girmez dediğim adamlar TikTok videosu falan atmaya başladı. Benim hesabım var. Ben de açtım izliyorum arada. Ben sadece izlemek için giriyorum ve hani aynen. İzlediğim zaman hep şey çok şaşırıyorum. Çünkü bu karantinanın ilk başladığı dönemde Mecidiyeköy'delerdi. Böyle çekim yapıyorlardı. O gün bir de yani. O günmüş stokçular. Hakikaten. Stoktur çok belki abi. Değilmiş o gün. Stok var mı ki zaten? Çünkü her gün atıyor. Yani her gün atıyor. Çok ilginçti. Yani güzel bir temel iş dökümü ile sizlerleydik sevgili arkadaşlar. Bugün birazcık linç kültürünü konuşmak istedik. İçimizi dökmek istedik. Umarım bir linç daha yemeyiz bu yüzden. Çünkü Inception'a doğru gider. Videoyu, yazıklar olsun. Hızlı kapatman lazım. Onu linç. Onu linçle. Abi kesin yeriz ama ben artık Twitter'a bakmıyorum vallahi. Oğlum, o yüzden hiç umurumda değil. Şeyden linç yedim ya. Final Fantasy 7'nin remake'i geldi ya. Benim işte tarihim bence en iyi oyunlarımdan biri falan. Orijinali böyle seviyorum, bayılıyorum. Böyle gözlerim falan doluyor. Onu böyle mutlu mutlu Twitch'te şey yapıyorum. Abi gördüğün gibi izlenmelerin çok düşüyor bu oyunu açınca. Neden bu oyunu oynamakta ısrar ediyorsun? Yani lütfen birazcık izleyicilerine şey isteklerine dikkat et falan diyor. Abone değil, hiçbir şey değil. Bir ay önce takip etmiş kanalı falan böyle. Ya ne yapıyorsun sen? Oğlum gözümden mutluluk okuyabiliyorsun yani. Sence orada izleyiciye bakıyor muyum ben? Yani böyle garip işte neyse. Senin adına karar veren bir tim var yani. Onu bana yapmışlardı. 4 ay bir yayın açmadım. Onun yüzünden. Ceza oldu onlara. Yok ceza oldu değil. Bana lan istediğim oyunu oynarım. Niye siz istediğinizi oynayacağım diye. İzlemeyin bunu da kaybettiniz şimdi. Çok evet. Saçma ya. Sevgili arkadaşlar siz de linç edildiyseniz ve saçma olduğunu düşünüyorsanız bunları yorumlar kısmına yazarsanız belki bir videoda sizin linçlerinizi okuruz. Belki sizi linç ederiz falan. Biz de linç ederiz. Haklıymış bu ne be ne kadar. Şu an diyorlar arkasından. Allah belanı versin falan. Evet bekliyoruz yorumlarınızı. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Evde kalıyorsunuz. Evinizi yıkıyorsunuz. Bak gel. Evinizi mi? Evlerini de yıkasın. Evinizi de yıkayın. Onu da yıkayın. Her şeyi yıkayın. Her şeyi yıkayın. Yıkayın ya çok pislendim. Hadi görüşürüz. Diyor böyle arada.